Çilimli OSB'nin kuruluşunda büyük emeği olan, sadece ilçesini değil, Düzce'yi siyah pirinçte marka haline dönüştüren, yaptığı başarılı çalışmalarla ilçe halkının gönlünde taht kuran Çilimli mevcut belediye başkanı Muhsin Yavuz, partisi tarafından aday gösterilmemesinin ardından sessizliğini yaptığı açıklamayla bozdu. Hakkında ortaya atılan başka partiden aday olacak söylentilerine son noktayı koyan Başkan Yavuz hiçbir zaman milli görüş çizgisinden ayrılmayacağını ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan bağlılığının devam edeceğini vurguladı. 15 yıldır Çilimli halkına hizmet ettiğinin altını çizen Yavuz, Millete hizmet davasına milli görüşün efsane lideri merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamla çıkıp onun rahleyi tedrisatından geçerek ve halka hizmet hakkı hizmet olduğunun idrakiyle 20 yıldır düzle ve çilimle hizmet etmekteyim. Büyük Türkiye davasında Recep Tayyip Erdoğan'la 15 yıldır yol arkadaşlığı yapmanın haklı onurunu ve gururunu yaşıyorum. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla 15 yıldır da belediye başkanı olarak Çilimli halkına hizmet ettim ifadelerini kullandı. 15 yıldır yakın çalışma arkadaşı olan ve aday adayı olmasına karşılık AK Parti'nin Çilimli Belediye Başkanı adayı olarak duyurduğu Yılmaz Yıldız'a başarılar dileyen Yavuz açıklamasına şu şekilde devam etti. Bu süreç içerisinde çocukluk arkadaşım olan ve 15 yıldır belediye başkan yardımcım olarak görev yapan Yılmaz Yıldız kardeşim partimiz tarafından Çilimli Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir. Öncelikle kendisine başarılar diliyor ve tebrik ediyorum. Özellikle 15 yıldır yaptığı hizmetin mükafatı olarak Yılmaz Yıldız'ın kamuoyunda ve partide kabul görmesini, başkanlığım riyasetindeki hizmet tarlamızın bir ürünü olarak görmekteyim. Kendisine birçok partiden belediye başkanı adaylığı teklifi geldiğini ifade eden Yavuz şunları kaydetti: Bu süreç içerisinde bana diğer partilerden belediye başkanı adaylığı teklifinde bulunan tüm siyasi parti il başkanlarına teşekkür ediyorum. Hiçbir partiden aday olmayacağım gibi bağımsız da aday olmayı da düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçek belediyecilik yolunda yapılması gereken hizmetleri gönülden fiili olarak da desteklemeye devam edeceğim. Çilimli halkına şahsıma yönelik gösterdiği teveccüh ve samimiyete gönülden teşekkür ediyorum. Bir bayrak yarışı olarak gördüğümüz hizmet anlayışımızda devraldığımız çıtayı daha yükseklere çıkardığımıza inanıyorum ve bu bayrağı aynı şekilde partimiz iradesiyle aday gösterilen Yılmaz Yıldız'a devrediyorum. Çilimliye hizmet noktasında partimiz bayrağı altında 15 yıldır olduğu gibi bugün de hizmet etmeye devam edeceğiz. Şimdilik siyasete kısa ve kerhem mola verdiğinin altını çizen Yavuz, Düzce'nin ve Çilimli'nin meselelerine duyarsız kalmayacak, her zaman hassas bir şekilde kamuoyunda dile getirecek ve durmak yok, yola devam edeceğiz. Halkın ve kamuoyundan tarafıma gösterilen teveccüh ve desteklerden ötürü gönül yoldaşlarımın her birine teşekkür ediyorum. Seçime katılan tüm belediye başkan adaylarına da başarılar diliyorum. Çilimli için hayırlı olsun. Halkımız özgür iradesiyle gelişmeleri değerlendirip iradelerini sandığa yansıtacaklardır. Biz doğru olacağız. Doğrular da bizi bulacaktır. Gerçekler zamanla anlaşılır. Durmak yok, yola devam. Açıklamalarında bulundu.